Yayını beğenelim. Başlayalım arkadaşlar. Yine basit sorularımız da var. Zor sorularımız da var. Karma bir deneme sınavı hazırlamaya çalıştım. İyi yayın iyi yayın iyi. Selam. Selam aslan. Teşekkür ederim. Emoş. Evet arkadaşlar. Instagram'dan da paylaştık. Gelenler illaki olur. Biz başlayalım. Yine her zamanki usul. Şu kalemi alayım önce bir elime. Kalem önemli. Evet. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz? Alalım cevabımızı. Az önce sınavdan geçmiş Yusuf. Tebrik ederim Yusuf. 84 almış. Niye kırlandın Nurgül? Youtube'dan takip et. Youtube atarım. Bunu izlersiniz. Misafirlikte olanlar ihmal etmesinler. Zaman zaman biz de katılamıyoruz. Beğen dedi arkadaşlarımızın çoğu. Şimdi evet çok kişi B dediğine göre doğrudur. Evet doğru cevabımız B hangisi uygulanmaz. Şimdi açık olan yarayı temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarmak. Şimdi göğüs yaralanmalarında basınç yapmıyoruz çünkü omurga ve göğüs kırıklar batabilir. Dolayısıyla basınç yapmadan sarıyoruz. Kırıklar ciğerlere batabilir ya da omurgaya da zarar verebilir. Onun için bu uygulanır. Yani yapmadan Temiz bir bezle kapatıp basınç yapmadan sarıyoruz. Ya bu doğru. Temiz nemli bir bezle olabilir. O da olur. Bilgi hoş geldin. Ondan sonra batan cisim varsa çıkarmamak. Bu da doğru. Batan cisimleri göğüs olmasa herhangi bir yerde de çıkartmıyoruz batan cisimleri biliyorsunuz. Yer oturdurma getirmek zaten göğüs yaralanmalarının pozisyonuydu. Şu an fotoğrafı yok fakat onu biliyorsunuz gözünüzde canlandırın. Burada ayakları yüksekte tutup sırt üstü yatırmak doğru değil. Bu yanlış. Bu yanlış olduğu için açıklayacak bir şey yok. Cevap B seçeneği. Göğüs yaralanmalarında arkadaşlar akciğerin zarar görme ihtimali var. Ciğerlerin. Dolayısıyla baskı uygulamıyoruz. Onun için uygulamıyoruz. Aklınızda bulunsun. Geçtik soru 2'ye. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalışmıyorsa sebebi hangisidir? Evet cevapları alalım arkadaşlar yorum kısmından. Yayını da beğenin ki kişi sayısı artsın biraz. Cevap B dedi arkadaşımız B dedi. Arkadaşlar marş ne ile ilgili? Marş. Marş. Marş hangi sistemin elemanı? Bir defa oradan bile şey yapabilirsiniz. Hoş geldin Derya. Teşekkür ederim Bilyenur. Arkadaşlar Mars sistem hangi sistemin elemanı? Oradan yola çıkın. Bakın bilmediğiniz sorularda. Zor yapın hocam dediler. Biraz zor yapmaya çalıştım. Marş, ateşleme diyenler var. Akü diyenler var. Evet arkadaşlar cevabımız bakın. Ankara 0.6 akü dedi. Şimdi doğru değerli arkadaşlar akümülatör yani tık sesi geldiyse akümülatör kutup başları gevşemiş olma ihtimali yüksek. Şimdi marş sistemi nedir? Akünün yani Ankara'nın dediği gibi akü ateşleme elektrik sisteminin bir parçası. Sınavda bunlar çıkıyor evet. El freni ile alakalı olur mu? Bakın eleyerek gidin bilemiyorsunuz. debriyajla alakalı olur mu arkadaşlar? Marş. Alakasız ya. Yakıt içerisinde toz ve pislik varsa ne oluyordu? Araç tekleyerek çalışıyordu. Bunun da alakası yok. Fakat akümülatörün kütüp başları gevşemişse yani elektrik az iletildiğindendir. Dolayısıyla tık sesi gelip çalışmaz. Akü bitmiştir derse mesela akü bitmiş olma ihtimali vardır deseydi o da olabilirdi cevap. Merhaba Berkay. Ama burada cevaplar arasında baktığımızda Cevabın C olması ihtimali yüksek. Zaten biz burada ne yapıyoruz? Şıklar arasında karşılaştırma yapıyoruz. Okey. İyi akşamlar yeni gelenler hoş geldi. Katılsın bize. Kal, direkt katılın arkadaşlar. Soru 3'e geçtik. Hangisi araçların plakalarıyla ilgili getirilmiş bir zorunluluktur? Berkay zor soru istiyordun. Bugün biraz seni kırmayayım dedim. Değişik sorular bulmaya çalıştım. Evet aküyü bildi bazı arkadaşlarınız geçersin Suat muhtemelen ya heyecan yapmazsan 80 alıyorsan denemelerde. Evet, cevabımız ne soru işte. Biraz düşünün, mantık yürütün. Daha önce görmemiş olabilirsiniz. Onun için mantık yürütün. Arkadaşlar soruyu iyi okuyor musunuz? Ya gerçekten ben anlayamadım ya şu an. Getirilmiş bir zorunluluktur. Şıkları da iyi okuyun. Kızacağım ama ya. merak etmeyin kolay da kolay sorular da gelecek. Merve Bahadır Halil. Evet. Dikkat edin dediğim için bazı arkadaşlarımız biraz daha dikkatli okumaya başladılar. Doğru cevaplar gelmeye başladı. Evet. Berkay mesela. Güzel. Benim de perşembe sınavım var. İnşallah geçersin bilgi. Şimdi arkadaşlar soruya dönelim. Soru biraz çeldiricili bir soru. Yani şaşırtmalı bir soru. Halil filan doğru değil. Bazı arkadaşlarımız da o. özel plaka bir zorunluluk mudur? Hayır, keyfiyettir. Vatandaş hangi ilde yaşıyorsa o ilden alınmış olması zorunluluk mudur? Hayır. Birçok şehirde birçok şehrin plakası var. Tüm plakalar yönü mevzuata göre çelikten yapılmış olmalı. Bu olabilir. Hadi dursun. Dursun. Bir de de yokum. Plakaların sabitlenmiş, sabitlenmesi için vidalanmamış olması. Vidalanmamış olması bak cevap nedir D seçeneği Plakaları vidalamayacaksın zorunluluk bu arkadaşlar Plakaları vidalamayacaksın Neden biliyor musun plakaları vidalandığı zaman Rakamlar filan birbirine karışıyor Plakalarda yeni şeylere göre Vida olmaz Mesela 5'in tam orta noktasına Gidiyor sanayiye götürüyor Ahmet ustaya Mehmet ustaya usta sanayiye götürdüğünde Mehmet usta götürüyor tam 3'ün ortasına vidayı atıyor 3 oluyor 8 Hop kamera ceza yazacak. 3'ü 8 diye okuyor. Muayeneden de geçmiyor zaten. Aydın'ın söylediği gibi. Ondan sonra ne oluyor? Evet bazı arkadaşlarınız bildi. Ondan sonra ne oluyor? Alakası olmayan bir adama ceza gidiyor. Sabitlenmesin vida kullanılmayacak. Bakın cevap B seçeneği. Zorunlu bu. Zaten bunu yaparsanız ee, geçemezsiniz muayenede plakada Video olursa okey <laughs> İyi okuyun bak geçtik Soru 4'e. monoküler tek gözü Gören kişiler aşağıda verilen Sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için Başvuru yapabilir Mono tek göz Mono demek tek D2 kimya okuyanlar bilir belki lise üniversite mezunları mono polo disakkaritler şekerler vardır cevap A seçeneği cevap A evet arkadaşlar cevap A seçeneği B sınıfı okey şu arkadaşınız doğru yanıtladı. Zaten bunda söyleyecek pek de bir şey yok. Geçelim o zaman. Bu biraz ezber yani. Geçtik soru 5'e. Hangisi trafiğin düzenlenmesinde en yüksek önceliğe sahiptir? Evet cevap nedir? B B B B B demiş. Şimdi tamam. Doğru cevabımız B seçeneği. Trafik görevlisi önceliktedir. Daha önce buna da sıralamasını söyleyeceğim şimdi Halil. Daha önce de bununla ilgili ne demiştim? Mesela ışık gidiyorsunuz, kırmızı ışık yandı, polis de var. Dedi ki polis geç diyor, ışık kırmızı yanıyor. Ne yapacaksınız? Tabii ki polisi dinleyeceksiniz. Bunlar arasında bir sıralama vardı. Neydi? Öncelikle polise uyuyorsunuz. Bakın polis. insan faktörü. İnsana uyacaksın. Sonra ışık. Polis, ışık. Bak sıralamayı söylüyorum. Bir polis. iki ışık. Üç leha. Dört yer işaretleri. Yarın yine 10-10.30 arası. 10.30 gibi başlıyoruz genelde. Zaten şu anda da 10.30 oldu. Çok ge geç kalmadı yeni gelenler yani. 5 soru çözdük. Arkadaşlar unutmayın sıralamayı. Trafik görevlisi 1. Trafik ışıkları 2. Levhalar 3. Yer işaretleri 4. Şöyle yapalım hatta. 1, 2, 3, 4. Sıralama. Ekran görüntüsü alacaklar alsın. Okey miyiz? Evet. Geçtik. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Ne yapmalıdır? Basit soru hızlı geçeceğim bunu. Evet, evet bazı yerlerin ekran görüntüsünü alın. Mesela az önce sıralama falan yaptım ya onları alın. Akılda kalmayabilir onlar. Bu sorunun cevabı evet çoğu arkadaşımız B. Bu işaretimizin anlamı nedir? Daralan kaplama. Yani yol daralıyor. İki şeritse tek, üçse ikiye düşüyor. Belki üçten bire bile düşebilir. Dolayısıyla ne yapacaksın? Hızınızı azaltacaksınız. Zaten üçgen levhalar ne anlama geliyordu? Yusuf geçmiş bugün sayemizde. Tebrik ederim Yusuf. Üçgen levhalara biz ne diyorduk? Tehlike bildirir bunlar. Ona göre pozisyonunu almalısın. Yani hızını azaltmak gerekiyorsa hızını azaltmalısın. Ona göre tehlike levhalarında ne vardı ona göre virajını değiştirmelisin, hızını azaltmalısın. Yani üçgense zaten tehlike belirtiyor. Dolayısıyla cevap B seçeneği. Onu da belirtmiş olalım. Geçtik. Araç bakımını önemseyen sürücü hangisine olumlu katkı sağlar? Arkadaşlar Yusuf'u boş verin. Soruyu odaklanın. Ha bunlar çıkıyor en çok işte. Ben de iki haftada bir sınava giriyorum ya. Bana kulak verin. Yayını beğenelim. Kişi sayısı artsın. Şu an 70 kişi olduk. Her geçen gün 15-20 kişi daha artıyoruz. Çok güzel oluyor. Böyle giderse bir iki güne yüzün üzerine çıkar. Binlere ulaşırız. Cevabımız nedir? B seçeneği. Yayını beğenelim. Çevre kirliliğinin azalmasına olumlu katkı. Olumlu katkı. Öncelikle olumlulara bakacaksınız. Çevre kirliliğinin azalması olumlu bir durum. Geçelim basit bir soru diye üzerinde çok da durmayalım. Kalp durmasının en önemli göstergesi hangisidir? Bu soru da dönüyor dolaşıyor karşıma geliyor yine koymuşum buraya. Cevap nedir? Soru 8 cevap. C seçeneği. Evet birçok arkadaşımız C en önemli göstergesi. Nabız zaten nabız arkadaşlar kalple uyumlu bir şekilde atıyorum. Nabız dediğimiz şey. Dolayısıyla kalp nabız atımı olmadığı zaman bil ki kalp durmasının en önemli belirtisi şıklar arasında. Okey. Cevap C. Şimdi arkadaşlar öbür soruya geçmeden herkes bir yayını bir beğensin. Onu bir göreyim önce ben. Ondan sonra diğer soruya geçelim. Yayının beğenildiğini bir göreyim. Herkes bir beğen atsın. Evet bak beğeni attıkça çoğalıyor kişi sayısı. Herkes bir beğenisini atsın arkadaşlar. Sonra geçeceğim. Evet bekliyorum arkadaşlar. Teşekkürler Bilge Nur. Evet arkadaşlar ekrana çift tıklayın hemen. Hemen geçelim. Moderatör, moderatör yok. Ben moderatör bilmem Halil. Evet hadi tıkla tıkla ekrana çift tıkla. Soruyu geçeceğim. Bak tıklamayacaksan bekliyoruz ha. Senin tıklamanı bekliyoruz. Tıklamayan arkadaşım, sessizce bekleyen arkadaşım. Evet senden destek bekliyoruz. Evet şöyle 10-15 kere tıklayın ekrana. Evet teşekkür ederim arkadaşlar. Tıklayanlara. Tıklamayanlara da canı sağ olsun. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönmemesi halidir? İyi oku, iyi oku. Hemen sallama. Cevap Bursa A. A ile B arasında kaldınız. arkadaşlarınızın cevaplarını bekliyorum. Evet, birçok arkadaşımız doğruyu bulduğu için şey yapabiliriz. Cevabı söyleyebiliriz. Cevabımız nedir? Evet, birçok arkadaşımızın dediği üzere çıkık. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması. Anlık olarak ayrılma neydi? Anlık ayrılma. Anlık ayrılma. Bak. Çıkık var ya şu çıkık K harfiyle bitiyor. Bak şimdi sana bir şey göstereyim. Hani bunlar çok doğru şeyler değil ama akılda kalsın diye şeylerin kursiyerlerin söylüyoruz. Çıkık hangi harfle bitiyor? Bak K harfiyle. Burası ne? K bak kalıcı. İkisi de K harfi. Onun için bunları bu şekilde kodlayabilirsin çok kodlamaya ben karşıyım aslında. Bu sefer kodladıklarımız birbirine karşıyor ama böyle basit kodlama. Burkulma anlık olarak ayrılmaydı. O da A harfiyle bitiyor. Anlık olsun. O da anlık olarak ayrılmaydı. Kırık neydi? Kemik bütünlüğünün bozulması. Kemik bütünlüğünün bozulması. Kemik bütünlüğünün bozulması. Ya bu kodlamalar çok tavsiye etmiyorum ama arada sırada da işe yarıyor. Okey. Geçtik soru 10'a. Verilenlerden hangileri motorun hararet yapma sebeplerindendir? Halil sorular basit. Yeni geçenlere basit. Güney Funfun da Instagram'dan DM at da bana. Sana bir çalışma programı göndermeye çalışayım. Soru 10. Cevap. Çoğu arkadaşımız doğru yanıtladı. Soru da basit zaten. Termostat arızalanırsa devirdeyim pompası arızalanırsa araç devirdeyim yapmaz. Fan müşürü arızalanırsa yine bunların hepsi motorun hararet sebeplerinden sebeplerindendir. Cevap D seçeneği. Geçtik soru 11. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Bu da basit bir soru. Halit, Halil, Halil tabi fazla daha hararet sebepleri var birkaç tane daha da. Tabi Yusuf sen de Instagram'dan DM at. Çalışma programı atayım. Nasıl çalışman gerektiğini. Instagram'ın linki nerede var? TikTok profilinde var. TikTok profiline git. Orada hem YouTube'un hem Instagram'ın linki var. Evet 100 kişiye ulaştık. Teşekkür ederim beğenenlere. Evet cevabımız nedir? B, 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 B demiş. Evet sorumuz cevabımız B. B mi? Arkadaş ehli hayvan mı ya? Buradaki hayvan ne? Bilgenin şu ha Cık, olacak iş değil ya. Bak arkadaşlar bu vahşi 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 hayvanlar geçebilir diyor. Bir tehlike var diyor. Üçgen içerisine almış ya Yani sürücüye diyor ki vahşi hayvan geçebilir buradan diyor. Dikkatli ol diyor. Ona göre kendine Pozisyon al. Hızını azalt. Artık ne gerekiyorsa onu yap. Bunu ayı da koyabilir. Bazen ayı da koyuyor bunun içine mesela. İnek koysaydı ehli hayvan olurdu. Okey. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde izlenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir. İstenmesi halinde. Evet soru basit. Şu arkadaşımız doğru yanıtlayacak gibi duruyor. Çok durmayalım. Aa, arkadaşlar sürücü belgesi yani ehliyet. Ya aslında ehliyet dediğimiz şey çok daha geniş bir kavram. Evet gönderirim. Sen de bana mesaj at Nurgül. Ehliyet dediğimiz çok geniş bir kavram. Aslında bizim alacağımız şey sürücü belgesi. Gerçek ismi. Ehliyet dediğimiz çok daha farklı bir şey aslında da. Yani daha kapsamlı bir şey. Neyse çok karıştırmayayım kafanızı. Burada sürücü belgesi, araç imarat belgesinin alakası yok. Garanti belgesiyle işi olmaz kimsenin. Kaskoda zaten zorunlu değil. Dolayısıyla zaten istemezler. Zorunlu olan neydi? Trafik sigortasıydı. Zorunlu olan. Sorun. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adlarına hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar çalışma programı nasıl çalışmanız gerektiği konusunda bana Instagram'dan DM atarsanız atarım günlük kaç soru çözmeniz gerekiyor, nasıl yapmanız gerekiyor. O konuda kısa bir bilgilendirici yaz atarım sizlere. Instagram'a nereden ulaşabilirsiniz? TikTok profiline gittiğinizde orada Instagram'ın linki var. Oradan ulaşırsınız. Doğru cevap nedir bu onun üçüncü soruda? Çoğu arkadaşımız doğru yanıtladı. B sırasıyla bir numara yani şu araç şu bir otomobil şuradaki otomobil bir burası ana yol burası da ikinin olduğu yerde talih yol soru biraz küçük görünüyor olabilir fakat e, dikkatli bakarsanız 2 numaranın önünde ters üçgen var. O bize tali yol olduğunu gösteriyor oran. 1 numaranın önünde de anayol tali yol defası var. Okey. Ters üçgen yol ver anlamını taşır burada. Geçtik. Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? Evet. Takip mesafesi sorusu. Bazı sorular büyük, bazı sorular küçük. Ee, büyütebilir miyim? Aslında şöyle yapsam büyür mü acaba? Bir tık daha büyüdü mü? Yani birçok arkadaşınız iyi görünüyor hocam diyor da. Şimdi dikey sorular, uzun sorular biraz küçük ama diğerleri genelde büyük görünüyor arkadaşlar. Cevabımız burada nedir? Soru 14'te. A seçeneği. Arkadaşlar konvoy halinde kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar ara, ara mesafeye. Cevap A seçeneği ee, normal takip mesafesini nasıl buluyorduk? Hızı 2'ye bölerek buluyorduk. 60 ile giden araç 30 metre bırakacak. 40 ile giden 20 metre mesafe bırakacak. Fakat bir istisna vardı. O da tehlikeli madde taşıyan araçlar. Onlarda nasıl yapılıyordu? Oradaki kuralımız da şuydu. En az 50 metre bırakacaktı. Okey. Anlaşıldı basit bir konu. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının sonucudur? Yayını beğenelim. 100 kişiye ulaşmıştık. Teşekkür ederim beğenerek destek olanlara. Arkadaşlar 1000 kişiye bile ulaşırız. Merak etmeyin. Daha biz TikTok'ta yeniyiz. Bir, bir ay sonra 1000 kişiye ulaşırız eminim. Bu sorunun cevabı nedir? Soru 15 C seçeneği. Bundan bahsetmiştik dün de. Beni YouTube'dan ya da buradan takip edenler bilir. Cevap C seçeneği. Düzensiz ve tekleyerek çalışır. Kirli yakıt. Yani yakıtın içerisinde kirli ise düzensiz ve tekleyerek çalışıyor. Okey. Bu yakıt konusunda şunu da bilin. Aracınıza yanlış yakıt konulduğunda ne yapacaksınız? Mesela benzinli araca dizel konulursa ne yapacaksınız? Aracı mümkün mertebe ilk fark ettiğiniz an durduruyorsunuz. Depoyu boşaltıyorsunuz. Servise götürüyorsunuz. Servis icabına bakıyor. Yani ama ilk fark ettiğiniz an durmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? O da sınav sorusu diye Geçtik. Kazazedeyi araçtan çıkartırken dikkat edilmesi gereken önemli şey nedir? En önemli şey. 16. Cevap ne? BBB. B, B. Dikkat edilmesi gereken önemli şey. BD diyenler var. Berkay geçersin gibi duruyor sen ya bence. B diyenler var. Arkadaşlar araçtan çıkartırken bir yöntem uyguluyorduk. Bu yöntemin niçin uyguluyorduk? Bakın arkada arkadaşlar araçtan çıkartırken bir yöntem uyguluyorduk kişiye rentek. Halil'in dediği gibi amacı neydi? Omurga kırıkları olabilme ihtimaline karşı felci önlemek. Bak rentek manevrasının amacı oydu. Burada da arkadaşlar omurganın kırık olabileceğine dikkat edeceksiniz. Çünkü kırık olursa felç olur kişi. Onun için de rentek manevrası kullanıyoruz zaten biz. Unutmayın. Okey. Okey. Sanırım okeyiz. Geçtik. Araçtan çıkartma rentek. Unutma. Geçtik sonra aşağıdakilerden hangisi? Araçtaki ilk yardım çantası bulundurulmalıdır. Hangi araçta ilk yardım çantası bulundurulmalıdır? <laughs> Araç pardon ben soruyu yanlış okumuşum ya. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? özür dilerim. Ama cevabı bildiniz. Sargı bezi önemli arkadaşlar. Şimdi ilaç zaten ilk yardımda yeri yok ilacın. Biliyorsunuz. Merhem de bir ilaçtır aslında. Onun da yeri yok. Serumun da yeri yok. Bunlar hep acil tedavinin yeri olur. Fakat üçgen sargı bezi bulundurmak zorundasınız. de doktor yapar. İlaç krem olur. Yani olur. Yani ilk yardım çantasındaki bir ilaç ya da tedavide kullanılan ilaçlar, ya merhemler ilaçtır aslında. Geçtik soru 18. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesi ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlardan hangileri kazaları azaltır? Hoş geldin Murat. Teşekkür ederim. Murat geçti mesela. Bunu dün çözmüştük. Hepsi. Okey. Şimdi değerli arkadaşlar devam ediyoruz. Soru 19. Arkadaşlar yeni gelenler takip etsin. Profile gitsin TikTok profiline. TikTok profilinden de Instagram adresine gitsin. YouTube'da videolar izlesin. Bakın YouTube önemli arkadaşlar. YouTube'da çok detaylı açıklıyorum. Yeni gelenler özellikle durumu zayıf olanlar YouTube'u mutlaka izlesin. YouTube'daki videoları da beğenin sizden ricam. Hoş, geldin sen ya. Cevabımız nedir? 19. Evet. B seçeneği. Arkadaşlar buradaki kuralımız nedir? Kuralımız şudur. Ezber yapmıyoruz bu ilk müdahale edilmesi gereken kişi konusunda. Hayati riski en fazla olan ilk taşınacak. Hayati riski. Mesela bu dört tane kişi var. Birinin yanığı var. Biri solunum zorluğu çekiyor. Diğerinin ayağında çıkış, çık, çıkık olan. Diğeri ölmüş olan. Şimdi burada ne yapacaksın? Ölen gitmiştir zaten. Çıkık olan tamam acı çekiyor olabilir ama ölümcül değildir. Ağır bir durumu yoktur. Ee, birinci derecede yanığı olan da zaten yanıktır. Birinci derece yanıklar hafif yanıklardır. Sıkıntı yok. Arkadaşlar o işte ekranına sığmıyor bazı sorular. İdare edelim ya. O kadar dokunmayacak kadar küçük değil. Şimdi o zaman nedir? Solunum zorluğu çeken Eğer solunum zorluğu çekeni ilk yardım yapmazsan dolayısıyla ölme riski var onun. Onun için ilk ona yardım edeceksin bu dört kişiyle karşılaşırsan. Yani hayati riske göre sıralayarak yardım yapacaksın. Okey. Bana Instagram'dan yaz seni sana da atayım bir çalışma programı nasıl neler çalışman gerekiyor. Soru 20. Aracın gösterge yapan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Dün bu soruyu arkadaşınızın biri ısrarla hocam bunun anlamı ne filan demişti. Onun için koydum. Cevap A seçeneği arkadaşlar el frenini belirtiyor bu. Yeni şoförler genelde zaten sizin gibi yeni aday sürücüler çoğu zaman el freni çekik unutuyor balataların, kampanaların anasını ağlatıyor. Öyle söyleyeyim o zaman. Geçtik soru 21. Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasında hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? Hocanın ağzından çıkan her şey sorudur. Evet arkadaşlar sadece soru, soruya odaklanmayın. Ben soruyu çözerken 3-4 tane farklı şey söylüyorsam onlar da soru bilin ki. Evet Instagram'dan DM atın. Çalışma programı gönderirim DM atanlara. Nasıl çalışması gerektiğini. Cevap nedir? D seçeneği. Dedi arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar D seçeneği. Baş boyun gövde eksenini bozmuyoruz. Çünkü omurga yaralanmalarında baş boyun gövde eksenini bozarsak kişi felç olur. Onun için. Anlaşıldı mı? Çoğu kişi doğru yanıtladığına göre biliyorsunuz. Geçiyorum. Soru 22. Evet yayını beğenelim. 90 kişi olduk. Teşekkür ederim. Youtube'dan da izle Mehmet. Evet, Youtube daha önemli. Orada daha detaylı açıklıyorum. Kalp masajı uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde sonlandırılır? Basit bir soru olmuş. Birçok arkadaşımız da doğru yanıtladı. Kalp çalışırsa yani hayat normale dönerse çalışan kalbe masaj durdurulur. Geçtik 23. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin insanda normal nabız. Dakikadaki kalp atım sayısı. Nabız atım sayısı. Solunum değil ya karıştırmayın. Bazılarınız bunu solunumla karıştırır. 12-20 der. Gerçi 12-20 yok şıklarda. Geçersin Mehmet bence ya. Heyecan yapmazsan. Evet YouTube önemli. YouTube'da niye önemli? Şöyle arkadaşlar burada soru çözüyorum. Söylüyorum aklınızda kalmayabilir. Fakat YouTube'da bunu bu soruyu çözdükten sonra arkasından hemen bir konu anlatım slaytı koyuyorum. Oranın ekran görüntüsünü alsan okusan orada daha çok aklında kalma ihtimali var. Ha, burada sizin sorularınıza cevap vereyim. Burası da güzel. Fakat YouTube çok daha önemli. Ben de YouTube'a daha fazla önem veriyorum. Cevap. Evet arkadaşlar bunun sorusunun cevabı 60'a 100. Solunum sayısı kaçtı? Onu bilen var mı? solunum sayısı 12 20 demiş Halil. Evet. Arkadaşlar solunum sayısını sorarsa da o da 12 20. Okey. Geçtik vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı. Küçükten büyüğe en küçüğü sıralama aklında kalmazsa şey yap. En küçüğüyle en büyüğü mesela bunu bunu ya da bunu bunu bilirsen bile soruyu çözebilirsin bazen. Mesela en büyüğü sistem bir defa. Sistem olmayan eleyelim. O zaman A'yı eledik. En küçüğüne hücre. Hücre olmayan eleyelim desem B'yi elemiş olurum. C ile D arasında kaldım. Hücre, doku, organ, sistem. Mesela bunun ikisinin arasında kalsan salla. Zaten biliyorsunuz yanlış cevap verdiğinizde puanınız gitmiyor. En kötü ihtimal sallasan bile tutar. Hücre, doku, organ, sistem. Geçtik 25. Baylan kazazede aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? Geçersin o halde Bervin. Berfin. Berfin. Bayılan Cevap A seçeneği. Duyu organları uyarılır. Arkadaşlar bayılmanın tanımı neydi? Cevap burada. A. Bayılana duyu organları uyarılır diyor. Bayılmanın tanımı neydi? Kısa süreli 35 tanesini doğru yanıtlayacaksın. Arkadaşım toplam 50 soru var ehliyet sınavında. 35'ini doğru yanıtlayacaksın. Her soru 2 puan. 70 oluyor geçersin. Evet kısa süreli bilinç kaybı geçersek aklına yine bayılma gelecek. Bu sorunda cevap A. Bazen çünkü o şekilde soruyor. Kısa süreli bilinç kaybı nedir diyor. O da bayılma. Uzun süreli bilinç kaybı koma. Okey. Geçtik 26. A. Aşağıdakilerden hangisi? Virajda çekici tekerleklerin farklı hızda dönmesini sağlar. Evet Sincap. Kolay mıydı? Kaç almıştın Sincap sen? Bunu benim en, so en sevdiğim organ aracındaki diferansiyel arkadaşlar. Aracın farklı hızda dönmesini sağlıyor. Virajlarda dönüşünü kolaylaştırıyor. Güç aktarma organıdır. Göremedim. Sin ha, sincap 76 al. Dün, bugün mü girdin sen Sincap? Evet bak Sincap ne diyor hocamızın sor çözdüğü sorular söyledikleri çıktı genelde. Evet diferansiyel. <laughs> Tebrik ederiz Sincap'a. Hello. Nereye gittin? Gezmekten. Ramazan'da da gezmek ne bileyim. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Helal olsun tabii ki ne demek. Cevap ne? A. Evet arkadaşlar cevabımız burada A seçeneği. Tüm yasaklamalar sona erer. Burada B, C'yi bilirsiniz herhalde. D ne? D'yi bilen var mı? D önemli. D hakkında bir yorum yapacak olan var mı? İyi yayınlar kral. Gel hoş geldin. Öndeki taşlı geçmek yasak. Sollama yasak. Evet. Sollama yapılmaz. Öndeki taşıt geçilemez. D'nin de anlamı bu. D de çıkar çünkü sık sık. Unutmayın. A da zaten tüm kısıtlamaların son erdiğini bildirir. Geçtik soru 28'e. Yayını beğenelim, yayını beğenelim, yayını beğenelim. Bak beğene beğene 100 kişiye ulaştırdınız. 300 kişiye de ulaşabiliriz beğenirseniz. Aracın cam suyu haznesinde hangisi konulur kışın donmaması için? Buna herhalde herkes artık ezberlemiştir. Antifriz motor suyuna ve cam su, cam suyuna konulur. Donmaması için konulur. Aynı zamanda sadece donma değil her mevsim kullanılmalıdır. Çünkü kireçlenmeyi falan da önler. Selam hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldi. Soru 29. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamalar için yatay ve düşer işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir? Tavsiye edin. Evet bizi arkadaşlarınıza tavsiye edin. Teşekkür ederim Murat. Tavsiye edenler. ben arkadaşlarınıza mutlaka tavsiye edin. Bir de arkadaşlar bazen bakıyorum bizim takipçilerimiz arasında böyle fenomen derecesinde 300-500 bin takipçisi olanları görüyorum. Arkadaşlar bizi bir reklam yapın size zahmet ya. Böyle takipçi sayısı çok olan arkadaşlar lütfen biraz destek olsun. Evet durak. Arkadaşlar yolcu indirip bindirmek için kullanılan Yer durak durakla ilgili bir de bilmemiz gereken neydi? Sincap ne diyor? Bak bu soru çıktı sınavda diyor. Bugün sincap girdi sınava. Yolcu indirip bindirmek için durak durakla ilgili bilmemiz gereken bir de şu var. Kaç metre mesafeye araç park edemeyiz durakta? Kaç metre? 15. Süpersiniz. 15 metre. 15 metre. O da çıktı diyor bak sincap. İşte arkadaşlar soruyu çöz. Aslında bir soru çözerken bakın 3-4 tane farklı soru bilgisi veriyorum. Onun için her söylediğim kulağınıza küp olsun. Bak ikisi de çıkmış. Hem bu soru çıkmış hem durak 15 metre çıkmış. Yaş, yayaların veya araçların araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne ad verilir? Soru 30. Hadi hadi 30. A geçiş hakkı. Evet arkadaşlar bunu da çok konuşacak bir şey yok. Geçiş hakkı. Burada geçiş üstünlüğüyle karıştırıyor bazı arkadaşlar. Geçiş üstünlüğü ambulans, itfaiye, yani cips, can kurtaran, itfaiye, polis, ambulans, e, ondan sonra cenaze aracı gibi araçlara geçiş üstünlüğü araçları diyoruz biz. Okey. Bu tanım ise geçiş hakkı buradan anlattı. Geçiş üstünlüğü araçlarla ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Cipsi. Cipsin dışında şunu da bilelim. Geçiş üstüne sahip araçlar bu hakları sadece görev anında kullanabilirler. Kısaca veya geçiş üstüne sahip araçlar bu haklarını kimsenin can ve mal güvenini tehlikeye sokmadan kullanmak zorundadır. Okey. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçtik 31. Motorun çalışma sıcaklığına çok geç ulaşması hangisinin arızal olduğunu gösterir. Yayın buçuk gibi ortalama başlıyor Yasin. Yayına çok takılmayın. Youtube'a gidin. Youtube'dan izleyin. Youtube'da video var. Her gün Youtube'da video yayınlıyorum. Youtube kanalının linki TikTok profilinde var. Evet. Cevap B seçeneği termostat arkadaşlar. Sıcaklıkla alakalı. Bak şimdi. Termostatın ne işe yaradığı? Sıcaklık. Sıcaklıkla alakalı. Şimdi bu termostat sıcaklığı koruyor. Sabit tutuyor. Çay termosu. Aklında oradan kalsın. Yani kettle oradan kalsın. Yağla, radyatörle, devirdağın pompasıyla alakası olmaz sıcaklığın. Geçtik 32. Akünün bakımında hangisine dikkat edilir? Evet Ebru teşekkür ederim. Youtube'da beğenin bir de videolar arkadaşlar ya. Bazen arkadaşlarınız bana Instagram'dan hocam şu soruyu anlamadım diyor. YouTube'un ekran fotoğrafını atıyor. Benim videonun fotoğrafını. Bir bakıyorum beğeniye tıklamamış. Gözüm takılıyor. Tabi yine de cevap diyorum arkadaşınızın sorusunu. <laughs> ya beğenmeseniz de cevaplarım arkadaşlar. Fakat beğenirseniz daha bir böyle mutlu oluyorum. Cevap nedir? Elektrolit seviyesi diyorlar. Hidro... Evet D seçeneği. Evet arkadaşlar, akünün bakımında elektrolit seviyesine dikkat ediliyor. Elektrolit seviyesi nerede olmalıydı? Elektrolit seviyesi plakaların üzerinde, ne kadar üzerinde 1 santim üzerinde olmalı. Anlaştık mı? Evet, YouTube abone olun, ha bir de aynen sadece beğenmeyin abone de olun, destek atın biraz ya. Burada bedava hizmet yapıyoruz, yani sizde sadece bir beğenme tuşuna yapmıyorsanız ayıp ediyorsunuz. Youtube kanalını beğenin, videoları beğenin, abone olun. Geçtik soru 33. Düşene sırtın dönen korksun. Bir gün kendi düştüğünde kimse ona elini uzatmayacaktır. Sadi böyle bir 4 ikilik yazmış. İfade trafik adabının hangi yönüne üzerine söylenmiş olabilir? Düşen. Evet birçok arkadaşımız A dedi yardımlaşma dedi. Tabii ki yardımlaşma, trafik adabı sorusunun cevabı. Geçtik 34. Aşağıdakilerden hangisi? Başbakanın başkanlığında karayolları güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur. Başbakan yok artık ama benzeri çıkar yine de. 34. Bakın sorunun içerisinde cevap var. Karayolu güvenliği diyor bak. Cevap Kara Yollar. <laughs> Okey. Geçtik. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda. Minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda. Hangisi hangisine yol vermelidir? Bak. Eğimsiz yol. Buna dikkat ediyorum. Bir. İkincisi minibüs ve kamyon. Cevap ne? Oo, bayağı iyiymiş ya. Omko Kalim diye bir kısaltma yapmış ama Halil. Halil ben o tür kısaltmaları çok kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Bu sefer de kısaltmaları unutuyoruz. Birbirine karışıyor. Hangi kısaltma hangisineydi filan falan. Onun için hiç kasmaya gerek yok. Kuralımız nedir? Büyük araç küçük araca yol verecek. Çok basit. Bak her zaman hafif araç geçer diyor Murat. Ne kadar güzel bak. Böyle omkakolun filan böyle saçma saçma demeyeyim de. Yani böyle biraz daha böyle aklını karıştıracak şeylere çok girme. Çok basit bir şekilde. Büyük araç küçük araca yol verecek. Omkakalim dediği şu arkadaşlar. Otobüs, minibüse baş harfleri bu. Araçların. Öyle bir kısaltma oluşmuş. Soru 36. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 5 tane çıkar animasyon. Az önceki sorunun cevabı şeydi arkadaşlar. 35'in soru cevabını işaretlememiş miyiz? B seçeneği. Kamyon minibüse yol verecek. Geçtik şuraya. 36'ya. Cevap ne? C, 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 B, 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 B. Arkadaşlar zaten şu işaret nedir? Emniyet kemeri. Cevap C seçeneği. Bunu bilir herhalde herkes. Onun için geçiyorum. Şekildeki trafik işareti hangisini bildirir? Soru 37. Arkadaşlar virajı bakın sağ. Bak sağ böyle. Sonra böyle tekrar. Cevap B seçeneği. Sağ devamlı viraj. Ters üçgen içerisindeki levha neydi? Tehlike levhaları. Yani viraj devamlı sağa doğru yavaşla diyor. Hello B demiş. Bursa demiş Özlem. Almanca mı biliyorsunuz arkadaşlar? Ankara bebesi hoş geldi. Ankara bebesi ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor Ankara'da? Soğuklar. Evet geçiyorum. Belirli araçların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla görev sırasında trafik kısıtlama ve yasaklamalarına bağlı olmamalar durumu. <laughs> bakın bakın soru nasıl güzel sorulmuş. Yavaş yavaş anlatıyorum. Heyecan yok zaten Barış. Yine kaçırdığın yeri olursa bu videoyu YouTube'a atacağım. YouTube'dan da tekrar izleyebilirsin. Yeni gelenler için tekrar hatırlatayım YouTube'un linki TikTok profilinde var Ya da YouTube aramaya gidip ehliyet Cenk Hoca yazarsan çıkar Cevap D evet D ne demiş Can ve mal güvenliği az önce söyledim yani bunlar can ve mal güvenliği tehlike sokmamak Koşuluyla Geçiş üstünlüğü hakkını kullanabilir cips araçları Bir de arkadaşlar bunlar e, ne yapıyordu görev anında bu haklar kullanabiliyordu. Onu da unutmayın. Soru 38. Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir? Gabari neredeydi ya? Ha o öyle sallamışlar şıkka. Boş verin gabari sorusu çözeriz. Bu gece sorular bomba. Berkay çok ısrar etti. Özellikle vakit ayırdım uğraştım. Zor olsun dedim. Cevap nedir? Bakın bunu ben bugün story'de paylaştım. D seçeneği. Bu soruyu paylaşmıştım. Tiktok'ta da, YouTube şey, e, Instagram'da da. Zaten ne anlıyoruz? Bak, hiç şıklara bakma. El havada ya. O zaman bunun içerisinde ne var? Dur. Şıklar arasında dur var mı? Tek D seçeneğinde var. O zaman D seçeneği. Almak kolay ehliyeti tabii ki ama sürmek zor. İnsanlar trafik çok saçma sapan oluyor. Hele şu Ramazan'da akşam çıkışlar çok kötü. Barış, inşallah bu bu sefer rastlarsın. Aşağıdakilerden hangisi periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez? Yağla alakalı. Dolayısıyla cevap nedir? Yağ filtresi A seçeneği. Şimdi yağ filtresi ne yapıyor? Yağdaki pisliği, tozu, kirit süzüyor. Onun için bakımda yağ filtresini değiştirmek gerekiyor. Zaten filtrelerin cevabı soruda da var arkadaşlar. Hava filtresi, hava, yağ filtresi, yağ gibi. Soru 41. Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücülere vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır. Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir? Bak kendi hakkından da vazgeç diyor bazen yeri geldiği zaman. Kavga edip dayak yemektense ya da birinin silah çıkıp çıkartıp sana sıkmasındansa fedakarlık edip feragat edeceğin hakkından vazgeçeceksin. Trafik bunu gerektirir arkadaşlar. Aman diyeyim kimseyle zıtlaşmayın. Ha o da var Derya'nın dediğin bak 3 olumsuz bir olumlu. Ya onlar evet bazen işe yarıyor fakat yine de biz mantığını anlayalım. Ezberden gitmeyelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik bilgi işaretlerindendir? Yeni gelenler hoş geldi. Bilgi Evet cevap D seçeneği Bunu çözmüştük üzerinde durmayalım Radyatör hortumlarında çatlaklar Var ise ne yapılır 43'e geçtik arkadaşlar 43 hmm, Evet Arkadaşlar risk almıyoruz Değiştiriyoruz tamirat, tadilat işine girmiyoruz. Çünkü riskli bir yer radyatör. Onun için değiştiriyoruz. Zaten şıklar arasında baktığın zaman bantlamak, yapıştırmak, iple sarmak mantıksız. Arife animasyon çözelim. Bir gün hazırlıklı geleyim. Animasyon çözelim. Ya animasyon çözebilir miyiz? Çözeriz. Ya animasyonda bir şöyle bir sıkıntı olabilir. Telife falan giriyor bazı animasyonlar. Ama ben hazırlamaya çalışayım. Canlı yayın genelde günlük. Çok acil işim çıkmadığı sürece her gün 10.30 gibi ortalama 10 dakika erken 10 dakika geç olabilir. 10.30 gibi burada yayın yapmaya çalışıyorum. Soru 44 Burun kanaması olan kaza dede uygulamalardan hangisinin yapılması yanlıştır? Çözeriz de benim vaktim olmuyor gün içerisinde. Önce hazırlık yapmam lazım yani e, ayarlamam lazım soruları filan. Yine bakalım ya belki de çözeriz. Cevap B seçeneği. Evet arkadaşlar. Sırt üstü yatırıp başın geriye doğru atılması yanlış. Bunun için temizlenmesi yanlış. Çünkü burunda kırıklar olabilir. Daha fazla kırık zarar verebilirsiniz ya da çatlaklar. Onun için sümkürtmek, sert bir sümkürtme yapmak yanlıştır. Burun kanatların 5 dakika süreyle sıkılması doğrudur. Bir de aşağı doğru bakıyoruz. Yukarı kaldırmıyoruz. Yani kan dışarıya akmasını sağlıyoruz. Öne olacak şekilde diyor Derya. Bak aynen. Burun kanamasında baş aşağıya doğru bakacak ki kan dışarıya aksın. Burun kanatları da 5 dakika sıkılacak. Geçtik. Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazeden göğüs bölgesinde yapılan baskıda, şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Bu soruyu açıkladım aslında. İlk 10 soru arasında bir yerde anlatmıştım. Evet kaburga kemiği kırıkları. Zaten göğüs bölgesinde nefes almada güçlük varsa ciğerlere baskı yapıyorsunuzdur. Ciğerlere baskı yaptığınızda da öksürme oluşur. Nefeste zorluk oluşur. O da kaburga kemiği kırıklarında. Zaten kolun göğüs kemiği ile alakası yok. Bak göğüsle kol alakası yok. Kalça alakası yok. Uyluğun da göğüsle alakası yok. Mantıken yani bile çözebilirsin. Geçtik 46. Kaza geçirmiş araç içerisindeki yaralılara herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem. Evet Berkay'ın dediği gibi aslında ehliyet sorularının mantık yürüterek bile 10-15 tanesini çözebilirsiniz. Evet C seçeneği dedi birçok arkadaşımız. Evet arkadaşlar aracın kontağını kapatarak yaralıların oradan uzaklaştırılması önemlidir. Niçin kontağı kapatıyoruz? Aslında ilk yardımcının kendi hayatını tehlikeye sokmaması için yaptığı bir işlemdir bu. Kendi hayatını tehlikeye atmaması için yapılıyor. Çünkü kontağı kapatmazsak yangın falan çıkabilir. Önce önlem. Soru 47. Kalp atımlarının atardamar duvarlarına yaptığı basıncın damar duvarlarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? Vay anasını be soruya bak. Cevap A. Bak nabızı bu ikinci sorumuz nabızla ilgili. Tersten soruyorlar farklı farklı. Evet geçtik 48. İşaretin anlamı nedir? Herhalde bunu zaten bence bilmeyen yoktur. Bilmeniz de şart. Sağdan ana yol girişi mi dedi birisi? Evet. Şu şu çıkıntı var ya bak şu çıkıntı. Hangi yönden? Sağdan. E burası da ana yol talih yol lefası olduğuna göre bu lefada ana yol lefası olduğuna göre o halde cevap A seçeneği. Geçtik seyir halindeyken aracın gösteri yapan elinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir. Soru biraz küçük diye ben okudum. Cevap A. Yağ lambası. Soru 50. Bir saatte bitirdik. Süper. Bugün biraz hızlı gittik. YouTube atacağım arkadaşlar. YouTube'dan izleyebilirsiniz kaçırdığınız yer olursa. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış trafiğin akmasına aksamasına sebep olmuş sürücünün sorunu, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali hangi değere sahip olduğunu örnektir. A seçeneği. Şimdi arkadaşlar bugün Biraz hızlı gitmek istedim, hem benim de biraz işlerim vardı doğrusu. Fakat anlatarak gittik, hızlı gittik fakat anlatarak gittik diye düşünüyorum. Yani sakin sakin anlattık, tekrar ettik, ee, güzel yaptık ya 10.30 gibi yapıyoruz yayınlar. Yeni gelenlere baştan söyle şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar yayınları genelde saat 10.30 gibi yapıyoruz bu yayınlar YouTube'a atıyorum YouTube'dan tekrar edebilirsiniz tekrar izleyebilirsiniz ee, YouTube kanalının linki profilde var TikTok profilinde YouTube kanalının linki var Teşekkür ederim İsa Şimdi arkadaşlar e, bu Okey YouTube'dan takip edin YouTube'daki videoları beğenin Lütfen sizden ricam YouTube kanalına da abone olun Instagram'a test atacağım Instagram'a gidin oradan test atacağım kısa test birazdan o testi de çözün mutlaka ee, sorusu olan varsa kısaca cevaplayın bir iki dakika içerisinde çıkacağım Çıkık sorusunu tekrar eder misin? Sen tekrar izle bunu. Hello. <laughs> Edeyim ben. Yani. Yaren Alaca. Sen bana Instagram'dan bir mesaj yazsana. Sen baya fazla girmişsin çünkü. Sincap geçti. Dün burada birlikte soru çözüyorduk. Bak bugün geçti. Sizi görelim diyor. Arkadaşlar normalde görüyorsunuz. Bazı yayınlarda kendimi gösteriyorum. Bazı yayınlarda bu şekilde daha iyi oluyor ekran görüntüsü. Ben gördüğüm zaman sorunun önüne geldiğim için Berkay Güzel. Onun için kendimi göstermiyorum çünkü sorunun önüne geliyor kafam. Ayarlayamıyoruz bir türlü o dengeyi tutturamıyoruz. Onun için bu şekilde daha iyi. Ama görmek istiyorsan sen mesaj at ben sana. Ee, şey yapayım fotoğraf atayım. <laughs> Instagram'dan DM attın dönerim mutlaka. Biraz sonra bakacağım Instagram DM'lerine. Gece geç saatte olsa da dönerim mutlaka. Instagram linki profilde var. TikTok profiline git var. Ya da arkadaşlar Ehliyet Cenk Hoca yazarsanız nereye yazarsanız yazın. Ee, beni bulursunuz. Sincap yazıların geliyor ya niye düşmesin. Ehliyet Cenk Hoca YouTube'a yazarsanız bulursunuz. Instagram'a yazarsanız bulursunuz. Facebook'a yazarsanız bulursunuz. Melis fena değil ya. Ehliyet Cenk Hoca yazın. Ehliyet Cenk Hoca. Bu akşam evet Instagram'da şey atacağım. Kısa test atacağım. Gidin çözün. Hatta sabah uzun test attım Instagram'da. Çözün. Instagram adresim nedir? Instagram adresim Ehliyet Cenk Hoca. TikTok profiline gidersen arkadaşım, TikTok profilinde Instagram linki var. O linke tıklarsan Instagram'a doğrudan gidersin. Ebru geçersin o zaman ya 83 alıyorsan muhtemelen. Mehmet güzel. Sen geçersin muhtemelen. Melis fena değil. Güzel. O da güzel. Murat geçti zaten. Berkay bence geçecek. Hissediyorum. Nereye çalışman lazım? Instagram'dan bu mesaj at. Ben sana nasıl çalışman gerektiğiyle ilgili mesaj atayım. Değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yayın. 68'de kalmak heyecandan kalmaktır. Başka bir şey değil. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dediğim gibi YouTube'a gidin. YouTube kanalının iki profilde var. YouTube'dan tekrar izleyin videoları mutlaka. YouTube'daki videoları da mutlaka beğenin. Sizden tek ricam. Instagram'a da gelin arkadaşlar. Orada soru çözümü yapıyoruz. O soruları çözün. Kısa test veya uzun test atıyorum günlük bir ya da iki tane. Onları muhakkak çözün. Geçeriz inşallah. Bu yayınların tekrarını da YouTube atacağım. Oradan da tekrar edebilirsiniz, izleyebilirsiniz. İyi geceler herkese, iyi sahurlar, iyi ramazanlar. Kendinize iyi bakın. Sınava girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Güzel haberler bekliyorum. İyi günler. Atayım kış güneşi. Evet. Instagram'dan bana DM at. Ben sana atayım birkaç tane deneme. Kış güneşi.